Köfte ekmek. Tamam köfte abi, ekmek. Allah bereket versin. Sağ ol abi. Sert sulu elmalar, sert sulu elmalar. Muzun iyisi burada efendim, muzun iyisi burada. Köfte ekmek hazırlıyorum. Tatlı yumuşak bir şey istiyorum. Beyaz, tatlı yumuşak. Anlayamadım. Seni istiyorum. Anlamadın mı? Sevgilim olur musun? Kızdın bana. Beni rahatsız etmeye devam ederseniz kızacağım. Benim için fark etmez. Çünkü kızgınken de güzelsiniz. Benden ne istiyorsunuz? Arkadaş olmak. Gelin bunları bir yerde oturup konuşalım ha. Ne garip değil mi? Nedir garip oğlum? Birkaç saat evvel ben başkalarına hizmet ederken... ...şimdi... Sen hizmet etmeye değil, edilmeye layıksın. Ne iş yapıyorsun? Güzel şeylerin resmini çekerim ben. Ama senden güzeline rastlamadım.
Resimlerini çekmeme izin vereceksin değil mi? Bunu resimler çıktığı zaman anlayacaksın. Hepsi çok güzel oldu. Hah, az kaldı unutuyordum. Bunu eve girerken buldum. Senin herhalde.
Anne, geldi. Koş git haber ver ablana. Sözlün geldi de hadi. Peki. Nereden sözlüsü oluyor? Kim kesmiş sözü? Sen sus bakayım. Hoş geldiniz evladım. Bu oğlum Muzaffer. Merhaba kardeş. Misafire pek alışık değildir de... ...sizi görünce şaşırdı birden. Şöyle buyurun içeri. Buyurun şöyle oturun. Değil mi siz? Engin efendim. Adınızı biliyorum da şeyiniz, işiniz yani neydi? Ben fotoğrafçıyım. Tabii ya, nasıl da unuttum. Hoş görün lütfen. Gel kızım, bu da Nurten, Melis'in kardeşi. Nasıl da benziyorlar değil mi? Merhaba enişte. Merhaba. Çok güzel olmuşsun. Çıkalım mı? Birlikte çıkmamıza izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Kızım erken dönmeye çalış. Biliyorsun komşularımız. Annem bana çok düşkündür, laf gelmesinden korkar. Anlıyorum, merak etmeyin. Hoşça kalın. Güle güle çocuklar. Leyla abla! Geç kalmam anne, peki. Merak etme. Hadi hayırlısı. Kader kapımızı çaldı mı ne? Thank you.
Harika resimler oldu biliyor musun? Biliyorum. Gafil avladın beni. İnşallah saçma sapan şeyler çekmemişsindir. Annem bunları görse şok geçirir. Zavallı anacığım. Sahi saat kaç? 7'ye geliyor. Ne oldu ki? Bu saatte evde olmam gerekirdi. Haber vereyim bari. Annem merak etmesin. Dur bir dakika. Nereye? Komşuya. Çok yakın bize. Alo, Hayriye abla. Ben Melis. Sağ ol abla, ben iyiyim. Bir ricam var senden. Bir zahmet anneme haber verir misin? Biraz gecikeceğim. Bir kız arkadaşımın annesi hastalanmış da onun evindeyim. Doktora götüreceğiz. Evet. İşim biter bitmez gelirim. Sağ ol ablacığım, iyi akşamlar. Harika bir parça. Nereden buldun lan bunu? Yeni keşfettim usta. Nasıl fıstık gibi değil mi? İyi. Bayağı fotojenik. Çizgi de kusursuz. Neyin nesi? Arkadaşım abi. Sana annen diyen var mı oğlum? Anladık, amacın ne? Vallahi bir şey düşünmüş değilim usta. Tanıştık, sonra da resimlerini çektim işte. İş var bu kızda. Yarın benim stüdyoya getir de doğru dürüst bir şeyler çekelim. Kaldırmakla iş bitmez. Binlerce basıldı bu gazete. Hem sana büyük bir müjdem var. Nasıl konuşabiliriz? Paydostan sor. Olur. Disko'da bekliyorum. Olur. Nasıl, beğendin mi resimleri?
Daha ne resimler, ne haberler çıkacak göreceksin. Şimdi vereceğim haber için de sıkılır. Küçük dilini yutma sakın. Ne o, sevinmemiş gibisin? Aksine üzüldüm. Neden? İşimden kovuldum. Niçin? Patron gazetedeki resimleri görmüş. Benim dükkanım namuslu bir yerdi. Orasını burasını açanların günah yuvası değil dedi. Boşver. Okku olmasa da ayrılacaktın zaten. Neden? Güzelliğine layık ve sana şöhret kapılarını ardına kadar açacak büyük bir iş buldum da ondan. Bugün gazetelerde çıkan ve Varol abinin çektiği diğer resimleri Merhaba dergisinin sahibi görmüş. Ya. Ve seni çok beğenmiş. Kızı getirin bir göreyim demiş. Düşünebiliyor musun? Adam seni beğenir de dergisine sokmayı kabul ederse yaşadın. Yaşadın ki o biçim. Yarın saat 4'te seni bürosunda kabul edecek. O kadar iş güç arasında sana zaman ayırması inanılacak şey değil. Demek ki çok beğendi seni. Beğenilmeyecek gibi de değilsin ki. Öyle seviyorum, öyle övünüyorum ki seninle. Ben de. Ben de seni seviyorum. Ama... Ne var gene? Söylediklerin iyi, güzel de... Bizimkiler ne var bu işin? Zalet ulan bu! El aleme ne derim ben? Kahveye ne yüzle çıkarım? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Muhitimizi, aile şerefimizi hiç düşünmedin mi? Ha, kalsan! Olan olmuş bir kere, hem ne yapsak faydasız! Nasıl olsa sözlü artık! Onu bizden çok Engin Bey'in düşünmesi gerek! Öyle değil mi? Valide Hanım haklı! Ben bunda bu kadar büyütülecek bir kötülük göremiyorum! Çevremizde yaşayan yüzlerce genç kızın ideali bu! Şöhret ve para! Para mı dedin? Yani bu resimler için para mı verecekler Melis'e? Kim verecek? Merhaba dergisi! Melis resim çektirmeyi kabul ettiği an... ...parayı peşin olarak öderler. Hem de 2 milyon. 2 milyon mu? Bu ilk kez için. Sonrakilerde daha da arttırırlar. Düşün bir kere, işin ucunda kısa yoldan zengin olma durumu var. Yaşadık. Yırttık. Kendi kendilerine ne güzel de karar verdiler. Hiçbirinin bana, sen de istiyor musun diye sormak aklına gelmedi. Ah, hoş geldiniz. Melis Hanım değil mi? Evet. Buyurun lütfen. Ne oldu? Tam anlayamadım ama... ...patron galiba beğendi. Nasıl bir adam? Anlayamadım. Yani genç mi? Yok canım, orta yaşlı. Ama çok kibar, çok şık bir adam. Sevimli de. Neyse, sonuç? Derginin önümüzdeki hafta İstanbul dışında bir çalışması varmış. Orada benim de deneme resimlerimi çekeceklermiş. Beğenirlerse anlaşma yapacaklarmış. Ne dersin? Bunun çok güzel bir haber olduğunu ve kutlamamız gerektiğini söyleyebilirim.
Çok sevdim. Çok. Takılıyoruz işte. Öteki arkadaşın nerede? Demir Bey'le anlaştı. Deneme resimleri çekiyorlar. Eğer beğenirse köşeye döndü kız. Desene bir yıldız yaratıyorsun. Beni ne zaman yaratacaksın sen? Sıran gelir. Ama resmi ölçülerini al bakalım. Al bakalım, ne yapalım? Alo. Merhaba. Melis. Hiç beklemiyordum. Beni ne kadar sevindirdiğini bilemezsin. Nasılsın? Çok iyi. Sabahtan beri çalışıyoruz. Yarım saat ara verildi. Hava almak üzere dolaşırken seni aramaya karar verdim. Çok teşekkür ederim canım. Daha nasılsın? Nasıl gidiyor? Çalışmalar çok iyi. Ama biraz sıkıldım. Beni çok beğeniyorlar. Umduklarından çok iyiymişim. Tek sıkıntım yalnızlık. Seni çok özledim Ege. Sana kavuşacağım güne iple çekiyorum. İnan bana. Ben de seni çok özledim sevgilim. Artık dönmem gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Sensiz ne yapabilirim sevgilim? Evde yalnızım ve seni düşünüyorum. Pek yakında kavuşmak dileğiyle. Hoşça kal sevgilim. Öperim. Ben de seni öperim. Yalnızmış. Onu düşünüyormuş. Erkek milleti ne olacak? Nasıl da inandı kızcağız? Sen de ona yalnız olduğuna inandın değil mi? Ne malum? O da senin gibi bir erkeğin koynundan telefon etmiş olamaz mı? Şubat sayımızın kapağı için ne düşünün? Henüz karar vermedim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hemen hazırlıklara başlayın. İmredersiniz. Duydun mu konuştuklarımızı? Hı hı. Bir şey söylemeyecek misin? Bu senin hakkındır.
Alo. İyi akşamlar sevgilim. Uyuyor muydun? Yok. Oturuyordum. Neredesin? Otelde. Otelde mi? Bugün döneceğini sanıyordum. Evet. Ama çekimleri burada sürdürmeye karar verdiler. Şubat sayısına kapak oluyorum. Şubat sayısı mı? Evet sevgilim. Yanlış duymadın. Şubat ayının yıldızıyla konuşmaktasın şu anda. Ne? Ne dedin? Demek oldu ha? Başardı ha? Evet Engin. Sayende. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen hem sevdiğim hem de gerçek anlamda dostumsun. Ya para? Para işini konuştun mu? Ben hiçbir şey konuşmadım. Her şeyi onlar halletti. Demir Bey çok mükemmel bir adam. Bana buradaki çalışmam karşılığında 5 milyon lira ödenecekmiş. 1 milyonunu avans verdiler bile. Yarın işe başlıyoruz. Ne kadar sürecekmiş? 15-20 gün arası diyorlar. Yarın ben de geliyorum. Hayır olmaz. Çalışmalar sırasında kesinlikle arkadaş, akraba, flört ziyareti yasak. Biz de evleniriz, olur biter. Saygısızlık ya, dışarısın aşkım ol. Allah Allah. Çok özledim seni. Ben. Ama gelmemeliydin. Söyledim sana, izin vermiyorum. Hediye tanıtacağım şimdi seni. Nişanlım dersin. Gelecek hafta evleniyoruz dersin. Engin, sahiden evlenecek miyim? Melis Hanım. Hadi Melis abla. Geçtik yoktur. Sen git otelde bekle. Hadi bakalım çocuklar, içelim. Mutluluğa. Demek ki evleniyorsunuz ha? Birbirini seven iki insanın ille de evlenmesi gerekir diye bir kural tanımıyorum ben. Hele evlenecek insanlardan biri Melis gibi geleceği parlak, genç ve yetenekli bir kızsa. Bizim seyircimiz güzel yıldızları kendi sevgilisi gibi kabul eder. Evli olanları, bir erkeğe bağlı olanları kıskanır, dışlar. Böylece o yıldız da zirveye çıkamaz. Yani bu durumda Melis'le evlenmeyecek misiniz? Ha, şuraya bak Rafet abi. Öyle mi? Hoş geldin Rafet abi. Hoş bulduk çocuklar. Hoş geldin Rafet. Hoş bulduk. Hayrola? Yeni başlayacağım film için yer bakmaya geldim. Gel bak, seni kapak yıldızımızla tanıştırayım. Yönetmen Rafet Kalkan, Melis Hanım. Ben sizi tanıyorum. Geçen hafta bir filminizi seyrettim. Hangisini? Dertli Pınar. Ben öyle bir film çekmedim. Evet. İzninizle. Allah Allah.
çam üstüne çam yemiyor adam ya. Garip. Ne biçim adam bu ya? Evet. Gerçekten öyle. Kıza zararlı mı adam? İğrençlik! Öldüreceğim onu! Gebelteceğim! Namusumuzu beş paralık etti orospu! Sürüm elini ona! Kalk aç kızım! Abla! Nasılsın Nurfen? Canım benim, abla, hoş geldin! Hoş bulduk! Al bak, bu senin! Teşekkür ederim! Merhaba anneciğim. Haklısın, geciktim. Haber de veremedim. Bu sana anne. Acele oldu, kusura bakma. Benim aslan abicim nasıl bakalım? Kızdı mı kardeşini? Belki bu onun kızgınlığını hafifletir. Teşekkür ederiz. Ama ne zahmet ettin kızım? Bize en büyük hediye eve dönmüş olman. Sağ ol Melih. Zamanım alsaydı daha çok şeyler alırdım. Ama bir an önce sizleri görmek istedim. Hem parayı elinize verirsem, istediğiniz, beğendiğiniz şeyleri alırsınız diye düşündüm. Yani bunun üstüne bir de para mı vereceksin bize? Tabii, çok kazandım çünkü. Benim sizlerden başka kimim var ki? Sağ ol ablacığım. Öyle yoruldum ki. Haklısın yavrum. Öyle şaşırdık ki sana otur bile diyemedik. Otur rahatına bak, üstünü çıkar. Ayakların için sıcak su yapayım mı? Canım kızım. Yok anne, hemen gideceğiz. Gidecek misiniz? Evet, bir film için anlaşma yapacağım, bekliyorlar. Ne? Filmde mi oynayacaksın abla? Evet. Anlaşırsam haftaya başlayacağım. Engin de ev arayacak. Ev mi? Evet. Etiler tarafında büyük bir ev bulacağım. Burada oturmak yakışmaz size. Yoksa siz başka semtte mi isterdiniz? Biz mi? Tabii ya. Bulacağınız evi sizin de beğenmeniz gerek. Sevilmeyen yerde oturulur mu hiç? Yani o evde bizde mi? Aşk olsun Muzaffer. Sizi burada bırakacağımı mı sandın yoksa? Anca beraber, kanca beraber. Aslan kardeşim benim. Bir tanesin sen. Canım yavrum, kraliçem benim. İyi kalpli, temiz kızım benim. Bak canım, yalnızsın. Sevgilini bekliyor. Geciktiği için üzgünsün. Peki efendim. Hazır mıyız? Hazır hocam. Çekiyorum. Alo. Melisa Hanım, telefon. Alo. Merhaba. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Sevdim bu işi. Neredesin? Harika bir ev buldum. Deniz manzaralı, geniş balkonlu, kocaman bir ev. Yaşasın. Kaça? Aylık 3 milyon. Bir yıllık kadar da peşin istiyorlar. Telefon vesaire için de depozit olarak 10 milyon istiyorlar. Konuşmayı kısa kes kızım. Seni bekliyoruz. Geliyorum. Geliyor mu dedin? Sana söylemedim, setten çağırıyorlar da. Hadi. Geldim. Sen gerekeni yap sevgilim, akşama görüşürüz. Dur Melis, kapatma. Hadi kızım, kes şu konuşmayı. Geliyorum efendim. Ne var yine, beni bekliyorlar. Emlakçı da bizi bekliyor. Paranın bir kısmını vermezsek hemen evi başkası tutacak. Şu anda bir şey yapamam. Para bankada. Hem setten çağırıyorlar, kapatıyorum. Dur, kapatma.
Kızım uzattın ama! Engin lütfen anla beni, çok zor durumdayım. Sen de beni anla, adamlara söz ver. Ayrıca bu güzel evi kaçırmak istemiyorum. Bir şeyler yap, verelim şu parayı. Çok anlayışlısın, tamam dedik. Özür dilerim efendim. Özür dilemek hiçbir şeyi çözümlemez küçük hanım. Daha ilk filminde bu kadar insanı bekleterek telefonda laklak edersen yürütemezsin bu işi. İstemem, bana bir Nescafe yap, sütlü olsun. Bana da! Tamam anne! Dün gece neredeydin gene? Diskodaydık, sonra da bir kız arkadaşın evine takıldık. Hadi hadi, iyisin. İyi olmasına iyiyim de, ekonomik durum bozuk. Melis uyanmadı mı daha? Uyuyorlar. Dün gece çok geç geldi, çekim uzamış. Öyle yorgundu ki zor attı kendini yatağa. Uyandıramaz mıyız? Neden? Para isteyeceğim. Ne biçim adamsın sen be? Daha dün 500.000 lira vermedi mi sana? E yazık değil mi Melis'e? Ne yapayım anne, yetişmiyor. Kızıma kuvvet versin. O olmasaydı hala gece konduda sürünecektik. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne olduk değil, ne olacağınızı düşünün. Günaydın. Günaydın kızım. Hey yavrum be, şu güzelliğe, şu asalete bak. Şöyle otur kraliçem. Nurten, benim fincanı ablana ver. Yo, istemem. Engin kalkınca birlikte kahvaltı ederiz. Uyuyor mu hala? Neme lazım? Çok kral delikanlı ha! Bayılıyorum enişte beye. Enişte dedi de aklıma geldi. Ne olacak bu işin sonu? Kızım Allah her şeyi gönlüne göre versin de sonuç ne olacak? Ne sonucu? Engin'le senin durumun canım, hep sözlü mü kalacaksınız? Bilmem, hiçbir şey söylemiyor. E sen söylesen? Yapamam. Ölürüm de bana nikah yap diyemem ona. Kendisi düşünmeli. Aman boş ver, birbirini sevdikten sonra bir imza eksik olmuş ne çıkar değil mi?
Bulunduğun yere umduğundan çabuk gelmen beni şaşırttığı kadar sevindirdi de. Sağ olun efendim, sayenizde. Yo, ben bu yükselişte sadece bir araçtım Melis. Sana bir yön verdim, sense önüne çıkan fırsatları değerlendirdin. Yani oyunu kuralına göre oynadın ve kazandın. Sahi, ne yapıyorsun bu kadar parayı? Para mı? Doğrusunu isterseniz hiç param yok. Nasıl olur? Bunca film? Masrafım çok. Annem, kardeşlerim... O da var değil mi? Çalışmıyor tabii. Bana yardım ediyor. Bütün işlerimi o takip ediyor. Sonra her şeyimi ona borçluyum. Buralara o getirdi beni. Parayı, şöhreti onun sayesinde kazandım. Seviyorsun da. Buraya seni sorguya çekmek için çağırmadım Melis. Sadece yaşamını merak ettim, o kadar. Sana bir de müjdem var. Ünlü yapımcı ve yönetmen Özkan Öztürk seninle tanışmak istiyor. Resimlerini basında görmüş, bir iki de filmini izlemiş. Bu kızda iş var dedi. Eğer beğenirse yeni başlayacağı bir filmde seni oynatmayı düşünüyor. Kaç film çektin şimdiye kadar? 3. Sana bir senaryo versinler. Bir oku bakalım. 3 gün sonra tekrar görüşelim. Yani çalışacak mıyız sizinle? Evet. Adamı görür görmez şaşırıp kaldı. Öyle bir bakışları var ki... insan karşısında ne yapacağına karar veremiyor. Yakışıklı mı yani? Bilmem... pek yakışıklı denemez ama... nasıl desem? Etkileyici. Evet. Galiba etkileyici. Filmi iç ve dış festivaller için çevirecekmiş. Ne şans değil mi? Ha? Özkan Öztürk'ün beni beğenip böyle bir filme çağırması. Beni asıl şaşırtan, düşündüğümden daha çok para vermeleri. Büyük firma. Ve yönetmenin hali başka oluyor. Yatıyor musun Engin? Ben de yatayım bari. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler abla. Ne var senin? Hiç. Seni tanımaz mıyım ben? Bir şeye canın sıkılmış belli. Demek etkileyeceğim. Seni bakışlarıyla şaşkına çevirdi, öyle mi? Utanmadan söylüyorsun da. Engin, neler söylüyorsun sen? Çıldırdın mı? Asıl çıldıran sensin! Çıldırmış mıyım? Erkeğinin yanında, onun gözlerinin içine baka baka... bir başka erkeği göklere çıkarmaya utanmıyorsun da. Adam sadece çok kibar. Ve bugüne kadar tanıdıklarımdan farklı. Hepsi o kadar.
Benim için dünyada senden başka erkek yok. Anlamıyor musun? Onlarla sadece iş ilişkilerim var. Fizikleri, cüzdanları kesinlikle ilgilendirmiyor beni. Seni sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. İstersen şimdi, şu anda her şeyi bırakır, yalnız senin kadının, yalnız senin sevgilin, senin kölen olurum. İnan, istersen hemen pastanedeki garsonluk işime dönerim. Deli mi ne? Benim için paradan da, şöhretten de önemlisin sen. Öl de öleyim. Hayır Melis, ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Birlikte daha nice mutlu yıllar yaşayacağız. İşi buraya kadar getirmişken bırakmak da ne demek? Daha çok paralar kazanacağız. Sen, ben, annen ve kardeşlerin dünyanın en zengin, en mutlu insanları olacağız. Akıllı adam şu Engin Vallı'yı. Gülümse hadi. Daha açığa bakın lütfen. Alo, evet. Buyurun. Tamam, bu gayet iyi. Bir dakika. Evet, şimdi lafları geçmeye başlayayım. Melis Hanım. Melis Hanım, telefon efendim. Çalışıyor deyin. Bundan sonra da kimseyi telefona çağırmayın. Melis Hanım çekimdeler. Maalesef konuşamazlar efendim. Geçin yerinize. Kamerayı yerine çek. Gidiyor musunuz? Evet. Her şey için teşekkür ederim.
Yarın görüşürüz. Eşyalarımı arabaya kadar taşır mısınız lütfen? Tamam abla. Geldin abla. Hoş bulduk Nurten. İyi akşamlar anne. İyi geceler demelisin. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorum. İş çok uzadı. Yorgunluktan bitti. Mahvoldum. Biz de beklemekten. Ne biçim iş bu böyle? Sabah karanlığından beri yoksun. Telefona çıkmasın. Ne malum sette oldun? Engin haklı. Meraktan çatladık kızım. İnsan bir haber verir değil mi? Bu yönetmenin çalışması böyle. Çok titiz. Telefona izin vermiyor, ziyaretçi almıyor. Oh ne âlâ! Peki nereden bilebilirdim senin işte olduğunu? Ne demek istiyorsun sen? Yani size işteyim diye yalan mı söylüyorum? Olabilir. Bir kız arkadaşımın annesi hastalanmış da... ...onun evindeyim. Doktora götüreceğim. Evet. İşim biter bitmez gelirim. Sağ ol ablacığım. İyi akşamlar. Ağlayıp boynunu bükerek bizi kandıracağını sanıyorsan aldanıyorsun. Bundan sonra geç kalmak yok. Telefonla aradığım zamandan mutlaka cevap vereceksin, tamam mı? Aferin oğlum sana. Kadın milletini başıboş bırakmaya gelmez. İyi ettin. Yemeği beğenmedin galiba. Yo, çok iyiydi. Yememişsin ama. Canım istemedi. Aa, bu çalışma temposuna uyabilmek için güçlü olmalısın. Bu da yemek ve iyi dinlenmekle sağlanır. Sabahtan beri izliyorum seni. Yorgun ve isteksizsin. Gece uyumadın mı? Uyudum. Çok uyudum. Belki ondan. İnanmadım. Bir sorun mu var? Bak, bizim işimiz önce huzur ister. Özel yaşamındaki pürüzler her zaman olumsuz yönde etkiler ve zararlı olur. Hele bir filmin kaderi senin elindeyse. Anlatmak, rahatlamak ister misin? Hı hı. Paydostan sonra.
Kavga mı etti? Kiminle? Sana ait her şeyi biliyorum. Aileni, hayatındaki adamı. Çok seviyor musun? Öyleydi. Seviyordum. Saygı duyuyor, inanıyordum. Onun da beni sevdiğini sanıp bir sürü kusurlarını görmezlikten geliyordum. Ama dün gece duygularım büyük bir yara aldı. Beni sevdiklerini sandığım insanların gözünde sadece altın yumurtlayan bir tavuk olduğumu anladım. Çok üzüldüm. İşte bugünkü isteksizliğim bu yüzdendi. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bak, çok güzel, çok yetenekli bir kızsın. İlgilenişim daha çok büyümen, daha ileri gitmen içindir. Hepimizin sorunları var. Ama işe geldiğimiz zaman onlardan arınmasını bilmemiz gerek. Bunu başarabilirsek bu güzel meslek her istediğimizi cömertçe veririz. Hı? Anladın değil mi? Anladım. Neredeyse sabah olacak. Nerede kaldı be? Nerede kaldı? Başkan Bey'in setini arasın. Şurası beyim. Haydi o çocuklar. Teşekkür ederim. Kutlarım. Çok başarılı. Bundan sonra her şey çok daha iyi olacak. Neredeydin dün gece? Sabaha kadar çalıştık. Hadi yürü. Nereye? Konuşacağım seninle. Şimdi olmaz, çalışıyorum. Paydos dedi ya adam. Yarınki işi konuşacağız. Sen git. Akşam evde görüşürüz. Thank you.
yönetmenle pek sıkı fıkı olduğunu. Ne demek istiyorsun sen? Öztan Bey'i kırıştırdığını Fahri Sultan bile duydu. Sen hala uyuyorsun. Dur, ne yapıyorsun? Bırak beni, bırak! Ne demek istedin sen? Araları iyi dedim sadece. Ne var bunda kuduracak? Söyle! Söyle, ne oldu sana? Neden? Neden değiştin son günlerde? İnsan şuraya mı girdi ha? Söyle! Başkası mı girdi hayatına? Ha? Yoksa yattın mı onunla? Yattın mı? Yatmadım de! Senden başka erkek tanımadım de! Yalnız seni seviyorum de! Konuş, konuş be! Sen benimsin. Benim babamsın. Benim kadınımsın. Söyle, bir hata işledinse, bir cahillik ettinse, söyle, affederim, söyle. Affedersin, bırak beni. Sensiz sapıtırım. Çıldırırım. Çıldırırım! Yeter be çocuk, kendini bu kadar harap etme. Düzelir elbet. Bitti artık, düzelmez! Bugün bir hafta oldu, onun evinde kalıyormuş. Onun yatağında, onun koynunda! Orospu ne olacak? Paralarını da o herife yediriyordur mutlaka. Bir kere daha arasan onu, özür dilesen, barışsanız, eve döndürsen onu. Bak onun hasretinden hepimiz ne kadar üzgünüz. Hadi benim koçum, aslanım, yoksa hepimiz perişan olacağız. Kızımızı geri getir, kadınına sahip çık. Efendim? Melis Hanım'ı lütfen. Seni arıyorlar. Alo? Benim. Nasılsın? İyiyim. Ne istiyorsun? Seninle son bir kez konuşuyorum. Son bir kez mi? Evet, son bir kez. Bunca beraberliğimiz, geçirdiğimiz güzel günlerin hatırı için beni kırmayıp geleceğine inanıyorum. Bugün saat 5'te benim eski evde bekliyorum. Benimle konuşmak istiyor. Nerede? Eski evinde. Bugün 5'te. Ne dersin? Ne konuşacaksınız?
Bilmem. Benim konuşacak bir şeyim yok. Onun var demek ki. Kökünden halletmeliyim bu işi. Bitirmeliyim. İyi olur. Ondan sonra da benim sana söyleyeceklerim var. Ne? Şimdi mi? Şimdi. Benimle evlenir misin? Şu an mutluluktan ölebilirim. Kapı açık. Da getirdim. Bugün yanımda fazla yok. Sonra gene veririm. Kararlısın yani. Neye? Ayrılmaya. Böylesi daha iyi. Birlikte olamayız artık. Onu mu seviyorsun? Mm-hmm.